İhtiyatlı bir şekilde abdestimizi almalıyız. Elbette e, oruçluyken abdest de alacağız. Gusül gerekiyorsa gusül de yapacağız. Hatta çok sıcakta bir insan zorlanmışsa serinlemek için banyo yapabilir, gusül yapabilir. bu noktada vücudun hücrelerinin suyu emmesi söz konusu tabi bu emme bir rahatlama da meydana getiriyor fakat bunlar tolere edilen bunlar e, tabi olarak bir yeme içme veya işte vücuda bir şeyi zerk etme olarak görülmediğinden e, bunlar abdesti e, özür dilerim orucu bozar şeyler olarak değerlendirilmiyor e, şu kadar var ki e, bir kimse eğer gusül alacaksa e olur ya yattı, e, rüyalandı ve gusül alması gerekti. Ağzına burnuna su verirken normal zamanki gibi aşırıya kaçmadan ihtiyatlı bir şekilde ağzına burnuna su verir. Efendim ağzına burnuna su verirken de genzinden boğazından içeriye kaçırmamaya gayret eder. Ama kardeşimiz diyor ki işte kaçarsa, e, kaçarsa yapacak bir şey yok. O zaman o günü not edecek, e, oruçlu olarak o günü, Sürdürmek kaydı şartıyla bir başka gün, gününe gün kaza edecek. Eğer ağzına mazmaza verirken veya burnuna istinşak yaparken, su verirken, eğer istem dışı, irade dışı burnundan veya ağzından içeriye su geçmişse, o zaman bu durumda gününe gün kaza etmesi gerekir. Fakat e, dikkat etti, burnundan ağzından içeriye su kaçırmamaya azami, Dikkat neticesinde aldığı abdest veya gusül herhangi bir şekilde orucuna zarar vermez.